devri zamanında, aşkların aşk olduğu günlerde, Recep derler bir genç vardı. Yiğit, mert, dürüst. Recep'i kendisi ve hanımı gibi güzel ahlaklı yetiştirmişti ağabeyde. Okuma yazma yaşı gelince babası Hafız Lütfi Efendi'nin yanına vermişti oğlunu. Recep hem güzel karakteri hem de güzel sesiyle kısa zamanda Hafız Lütfi Efendi'nin gözüne girmiş ve bu kalender adam tarafından neredeyse baş tacı edilmişti. Recep bu sevgiyi ve dedesinin kendisine itinayla yaklaşmasını suistimal etmemiş, çok çalışmış ve gençliğe erdiğinde dedesinin yanında kendisi ders vermeye başlamıştı. Gencecik, melek gibi kızlar da bulunmaktaydı Recep'in talebeleri arasında. Hele bunların içinde biri vardı ki adı Suna. Suna, Recep'in emmisinin kızı. Yani Hafız Lütfi Efendi'nin bir başka torunu. Daha 15'inde. Recep'in içini yakan bir meselesi vardı. Emmisinin kızı Suna'yı sevmekteydi çünkü. Recep'in kendisine olan ilgisini daha baştan anlamıştı Suna. O da sevmekteydi Recep'i. Gün geçtikçe Recep'in Suna'ya karşı duyduğu sevgi büyümüş, derin bir sevdaya dönüşmüştü. Öyle ki uykularını bile alıp götürmüştü bu sevda Recep'in. Oğlum. Akşam yemeği bile yemedin. Al biraz halujiye. Biraz olsun ye oğlum. Ne yapıyorsun gecenin bu vakti? Hiç, oturuyorum. Uyusana oğlum, dersin var yarın. Ben artık dedemin sohbetlerine katılmayacağım anne. Niye? Gitmeyeceğim anne. Dersleri terk edip kendini sazına vermişti Recep. Sırdaşıydı çünkü sazı. Recep kardeş. Derdin nedir Recep kardeş? Hele derdini de bana. Bu dertte tek sırdaşım sazımdır Ahmet kardeşim. Ne olur bunu dememi isteme benden. Fakat günden güne eriyip gitmektesin Recep. Sırrını paylaşmalısın benimle. Gönül işidir benimkisi. Paylaşmak zordur. Biz kardeşten öteyiz seninle. Bunu bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin Allah'ını seversen? Sazın sadece ortak olur. Derman olur mu hiç? Emmim kızı var ya benim, Suna. He, var. İşte ben ona sevdalıyım Ahmet kardeşim. Lakin anneme babama diyemem bunu. Onlara açamam derdimi.
Vay benim Recep'im. Vay benim ahretlik kardeşim. Demek bu denli hoş bir konuda bunca sıkıntı yapmışsın. Kolayı var. Madem sen anlatamıyorsun, ben sizinkileri anlatırım o halde. Asla. Hiç tasalanma. Anlayışla karşılayacaklarından eminim. Sevda insanıdır sizinkiler. Ama Ahmet. Sen bekle sadece. Ben bunun yolunu yordamını bilirim evvelallah. Bana güven. Hocam, Recep hocamız niye gelmiyor? Bilmiyorum evladım. Bir meselesi mi var acaba? Pek dalgın ve durgundu son zamanlarda. Ahmet hiç vakit kaybetmeden anlattı Recep'in aşkını Sultan Ali'ye. Büyük bir anlayışla karşıladı Sultan Ali. Ve daha o akşam beyni anlattı meseleyi sultanına. Olgun adamdı Adede. O da aynı Sultan Hanım gibi anlayışlı davrandı. Demek öyle. Recep bizim biricik çocuğumuzdur Sultan Hanım. Onun mutlu bir izdivaç yapması bizi de ziyadesiyle mutlu eder. O kimi istiyorsa biz de onu isteriz. Varıp kardeşiyle, Sunan'ın babası Çiftçi Kadir'le konuştu mevzuyu Adede. Ona bir bir anlattı. Oğlunun Sunay'a duyduğu sevdadan bahsetti. Vaziyet böyleyken böyle. Bizim oğlan senin Suna kıza deli divane. Kaç gündür hem sohbetlere katılmıyor hem de eve geldiği bile yok. Dağlara düştü. Ben de sebebini yeni öğrenmiş bulunmaktayım. Allah kısmet ederse baş göz ederim çocukları. Elin akıllısından bizim delimiz iyidir. Çiftçi Kadir de tıpkı ağabeyi Adede gibi sözünün eri ve de olgun biriydi. Fakat bir mesele vardı ortada. İyi dersin abim, hoş dersin. Lakin büyük kız Ayşe evde dururken Sunay'ı nasıl veririm şimdi? El alem ne der? Büyüğü dururken küçüğünü verdi. Törelere karşı geldi demezler mi? Güzel abim, gel beni dinle. Suna olacağına Ayşe eş olsun Recep'e. Bozulmasın töre. Nasıl olur kardeşim? Bak törelerin başım üstüne. Ama bizim oğlan Suna'yı sevmiş. Gençtir, çabuk unutur. Demin çok doğru söyledin. El kızı geleceğine bizim Ayşe olsun. Nasıl olsa ablası dururken Sunay'ı veremem. Sen de bu durumda gidip başka yerden kız almamış olursun. Adede ilkin hıkmık etse de çaresiz kabul etti bu teklifi. Törelerdi çünkü bu sevdaya baskın çıkan. Dedik ya, töreler. Emmi oğlu emmi kızıyla evlenecek. Onun da ilkin büyüğü gelin olacak. Kim ne der? Haber kulağına gelince vurulmuşa döndürecek. Suna derseniz olanlardan habersizdi. Ablasını isteyecek olanların başka birileri olduğunu sanıyordu çünkü. Ve Recep ağzını açıp da tek kelime etmedi babasını. Zaten babasının lafına karşı gelmek ne haddi. Boynunu büktürecek. Töre! Ayşe ablam evlenir giderse sıra bana gelir Fahriye. Ben de o zaman Recep'ime varırım. Ya iş uzarsa kız? Uzarsa uzasın. Hiç mesele değil benim için. Lazım gelirse ölene dek beklerim Recep'i.
Aman da kızım, çok da hamarakmış. Pek de güzel gelin olacakmış. Hayırlı olsun kız Ayşe. Duydum, çok sevindim vallahi. Sağ olasın hanım abla. İnşallah kızım. Hayırlısıyla da iyi birine varıyor Ayşe kızım. Oğlumuz bütün gençlere Kur'an öğretir. Çocuklar onu çok sever. Pek sevilen biridir Recep. İş açığa çıkıp da durumu öğrenince iki gözü iki çeşme oldu Suna kızım. Günler geceler boyunca ağladı. Gizli gizli ağladı. Uzun sözün kısası, Ayşe istendi. Rızalık alınıp düğün günü tespit edildi. Ağlamaktan başka yapacak bir şey olmayan Suna ise çaresiz kaderine boyun eğdi. Körpe moralinde dallarımızda dolanırdın soğuk sağlarımızda. Gelinliğinin provaları alınan Ayşe hiçbir şeyden habersizdi. Ablasının suçu olmadığını biliyordu Suna. Tüm suç körü körüne törelere bağlanmış olan büyüklerindeydi. Ve büyükler de bu suçun bilincindeydi. Recep beni istiyor. Ben Recep'i desem kimse dinlemez beni. Anlatamam zaten. Ve gene biliyorum ki ailecek el aleme rezil oluruz. Anamın babamın yüzüne bakamaz hale gelir. Çaresizim Fahriye bacım. Derdim dünyadan büyüktü. Haklıydı Suna kız. Kimse inanmaz. Tüm köye rezil olurlardı. Bu yüzden içine attı. Sustu, sustu, sustu. Dedem, ben izin almadan gelmedim ama... Tamam evladım, ben her şeyi öğrenmiş bulunmaktayım. Hoca da olsan, hafız da olsan, her insan gibi bir kalbe sahipsin. Ve o kalpte kimin duracağına yalnızca sen karar verirsin. Kah bir el kızı düşer orana, kah bir hısım, akraba. Din adamı olmak insan sevmeyi engellemez. Gönlü susturmaz. Tek şey isterim senden. Gönül işiyle asıl işini karıştırma. Var git şimdi, katıl sohbete. Geç dersinin başına. Çocuklar Kur'an öğrenmek ister senden. Dedesi kendisini teselli etti ama aydınlanmadı Recep'in dünyası. Sunası gözünün önündeydi. Gözünün önündeydi fakat ulaşamıyordu. Dokunamıyordu. Izdıraba dönüşen bu mecburi evlilik İki genci günden güne tüketmekteydi adeta. İki kırık kalp. Recep bir yanda, Suna bir yanda. Ama Suna'nın yüreği dayanamıyordu bu ızdıraba. Yapma Suna. Üzme kendini bu kadar. Elimde değil. Sevdiğimi ablamla evlendiriyorlar. Ben buna nasıl katlanırım? Haklısın. Ama elden gelen bir şey yok işte. Bazen tevekkül gerekir. Doğru dersin. Elden bir şey gelmez. Suna artık ağlamayacak.
Babam canımı almaktan beter etmiş beni. Sevdiğim boyun bükmüş, susmuş. Ben kendimi paralasam ne fayda? Hayırdır? İzni varsa bir şey söyleyeceğim sana bey. Konuş. Geçen gün Sunan'ın arkadaşı Fahri'ye ağzından kaçırmış annesini. Kadıncağız yemin billah etti. Kimseye duyurmadım. Hemen sana geldim diye. Kızma ama... Meğer bizim... Sunada gönüllüymüş Recep'i. Ne diyorsun sen hanım? Duyulmasın bu. Duyulmaz. Gel bu işten vazgeçelim. Sunamız iyi yok kendisini. Aklını mı kaçırdın sen kadın? Söz vermişiz bir kere. Bu iş olacak. Ama bey. Bu iş olacak dedim. Başka yolu yok. Suna kendi kendini yiyormuş. Büyüğünün mutluluğuna ne diyeceksin peki? O senin çocuğun değil mi? Hem ne anlarmış o yaştaki kız çocuğu aşktan, sevdadan? İşinize bakın siz. Gençtir daha, unutur. Başaratmayacağını söylemiştim abi. Görüyorsun ki dediğim çıktı. Ben yine de şüpheliyim Kadir. Bizim oğlanın Sunay'ı unutacağını pek aklım kesmiyor doğrusu. Gençtir diyorum abi. Unutur, unutur. İnşallah kardeşim. İnşallah dediğin çıkar. Bizim esas meselemiz şudur esasında. Recep'le Ayşe'yi ever ve vermez Sunay'a da iyi bir talipli çıkmasını isterim. Böylece onu da baş göz edip işi tümden bitirmiş oluruz. Mecbur unutur o zaman Recep'i. Suna daha gencecik ve güzel bir kızdır. Elbette talipçisi çıkacaktır. Ben de aynı ümidi taşımaktayım. Aklında biri var mı? Hani şu senin oğlanla gezen, birbirlerini kardeş bildikleri bir oğlan var ya. Adı Ahmet. İşte ona vereyim isterim Sunay'ı. Bugüne dek belli etmeden az çok takip etmişim onu. Neticede iyi bir genç olduğu kanaatı uyandırmıştır nazarımda. Bunu iyice ölç, tart ve öyle karar ver Kadir. Bir şüphen var aklının bir yerinde? Şüpheden de öte. Bahsettiğin gencin Recep'le çok yakın bir arkadaşlığı vardır. Yani Recep'in Sunay'a karşı olan sevdasını bilmesi muhtemeldir. Hem Recep'i daha da yıkar bu durum. İyi düşün Kadir. Bu kadar hafife alınırsa bu durum zamanla yükü ağırlaşır. Taşıyamaz, eziliriz altında. İyi düşün. Varıp bir kötünün koynuna girmiş. Koynuna girmiş. Şu benim öpmeye kıyamadım. Doyamadım. Öpmeye kıyamadım, ah doyamadım. Danışacağım tek insan sensin Ahmet kardeşim. Bir fikrim vardır ama düşüncesi bile ürkütmektedir beni. Recep kardeşim, yoksa... Aman diyeyim kardeşim. Böyle bir şeye kalkışman demek... tüm tanıdıklarımızın nazarında küçük düşmemiz demektir. Sen öyle böyle değil. Hayır.
hafızsın, öğreticisin. Fakat gönül bunları dinlemiyor ki Ahmet. Sevda başa vurdu muydu, akıl zihin bırakmıyor insanda. Sunamla yatıp Sunamla kalkıyorum. Her vaktim onunla geçiyor sanki. Damarlarımda kan yerine Suna akıyor. Hayat pınarım o benim Ahmet. Anla beni. Ne olur anla beni. Recep kardeşim. Tüm bu söylediklerin derin bir sevdanın işaretleridir. Buna benim aksi bir şey dediğim yok. Ama ve lakin... Ne olur ki sanki alıp kaçsam Suna'yı? Zamanla unuturlar. Hak verirler belki de. Aşkımızın büyüklüğünü anlarlar. Benim bir delilik yapmam hayatın akışını değiştirir mi Ahmet? Değiştirmez. Ama biz mutlu yaşar mutlu yaşlanırız Sunan'la. Sunan'ın bir talibi yoktur. Bilirsin ki o da beni sevmektedir. Bir günah yoktur yani bu fikirde. İlk sen beni affet. Kardeşten öteyiz biz. Kötü bir şey yapmadan ne yaparsan yap. Hoş görmek boynumun borcudur benim. Allah şahittir tek seni sevdim ben. Bilirim ki sen de beni sevmektesin. Ablan Ayşe dünya ahiret bacım olsun. Ben seninle evlenmek istiyorum. Fakat vaziyet ortadadır. Buna karşı yapacağımız bir tek şey vardır. Buralardan kaçmak. Başka türlü bir araya gelemeyiz. Göz göre göre kıyacaklar ikimize de. Gel bunu iyice bir düşün. Kararını ver. Sen ne dersen onu yapalım. Ben anama bile seni sevdiğimi söyleyememişim daha. Millete rezil olmak var çünkü. Bu dediğini nasıl yaparım? Haklısın, doğrusun. Ama hayat bizim hayatımız. Töre uğruna bize kıymasınlar. Sana bu geceye kadar mühlet. Düşün taşın, karar ver. Şayet evet dersen, seni evinizin önünde bekliyor olacağım. Sen ne diyorsun Sultan Hanım? Hmm. Ne için? Kumaşın rengi için. En doğrusunu Ayşe kızımız söyler. Ha, doğru evet. Bunu ben istedim zaten. Gerçi her türlüsü yakışır Ayşe'ye ya. Bizimkisi de laf olsun işte. Başka türlü bir araya gelemeyiz. Göz göre göre kıyacaklar ikimize de. Hayat bizim hayatımız. Töre uğruna bize kıymasın. Sana bu geceye kadar mühlet. Düşün taşın karar. Şayet evet dersen seni evinizin önünde bekliyor olacağım. Çıkamaz mısın? Çıkıp da dallara bakamaz mısın? Kaldırsam ver bana tutayım ellerin hani, ellerin hani. Bitti artık Sunam. Bundan sonra sıkıntı yok artık. Biz doğru mu yapıyoruz? Tabii ki doğru yapıyoruz Sunam. Aksi halde Ayşe ile evlenmek zorunda kalacaktım. Bu seni bilemem ama beni öldürmekten beter eder. Yaşayan bir ölü haline getirir. Benim için başka mı olacak sanıyorsun Recep'im? Ben de ölüden farksız olacağım. Ama babam, annem, hele ki ablam Ayşe. Onlar el alemin yüzüne nasıl bakacaklar? Benim yüzümden utanç içinde yaşamalarına yüreğim dayanmaz Recep'im. Anla beni. Bu söylediklerinin hiçbiri yanlış değil. Fakat bir de ikimizi düşün. Ben bir niyetle yola çıktım. Niyetim sevdiğim erkeğe kavuşmaktı. Ama gel gör ki ayaklarım bundan sonrasına götürmez beni. Dinlemez gönlümün sesini. Gönül İstanbul gibidir diye duymuştum bir yerde. Fethi zor, Fatih tek olurmuş. Sen benim gönlümü fethettin. Tek Fatih'im sensin Recep'im. Ömrüm nihayete erene kadar da böyle kalacak. Bunu benden duy, böyle belli. Şimdi izin ver geri döneyim evime. Bundan sonra da görme yüzümü. Ablamı al, mutlu ol. Tek dileğim budur gayrı. Suna,
Suna. Suna. İnşallah mutlu olursun abla. İnşallah mutlu olursun. Gayrısına ağlamayacak. Dik tutacak başını. Yeter be yeter. Yiyip bitireceksin kendini. Olmadıysa olmadı. Ölüm yok ya sonunda. Tam tersi Ahmet kardeşim. Ölüm var bu işin sonunda. Koca adam olduğu şu sarf ettiğin lafa bak. Güya hoca olacaksın. İlim irfan belleteceksin gençlere. Oturup Safi ağlamaktan kime hayır gelmiş sorarım sana. Yanlış söz konuşuyorsun Ahmet. Koca adam olmakla bitmiyor bu iş. Gönül ferman dinlemiyor. Gelmemiş işte. Kaçmamış sende. Daha ne yapacaksın üstüne? O ailesini düşündüğü için benle kaçmaktan vazgeçti. Yalan. Kız istese töre möre dinlemez. Geride bıraktıklarının utancını hesap etmez gelirdi. Sen bunu kabul etmek istemiyorsun sadece. Değil Ahmet kardeşim. Değil iki gözüm. Suna'nın gönlü bendedir. Yalan diyor Recep. Uyan artık. Belli ki gönül eğlendiriyor seni. Dalga geçiyor. Gecenin bir vakti oraya kadar gelip dönmesi, vazgeçmesi akıllı insan iş midir ha? Hangi seven yapar bunu? Yüreği kaypak. Kendi zalim bir kızmış bu. Suna hakkında böyle konuşma Ahmet. Konuşsan ne yaparsın ha? Kardeşliğimiz bozulur. Kardeşliğimiz mi bozulur? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor Recep. Bu kaypak kız aklını başından almış senin. Suna hakkında böyle konuşma dedim sana. Hadi oradan sen de be. Kansız bir kız için kardeşliğimizi bozacak adamın lafını dinlemem ben. Ahmet diyorum. Ne o? Dövecek misin bir de? Bir onu yapmadın zaten. 5 para etmez bir kızın derdine düşüp aleme maskara olduğun yetmiyormuş gibi. Ahmet! Yalan mı? 5 para etmez senin o Sunan. Sonunda bu da oldu işte. Kardeşlik de bitti. Gece son Sultan Hanım. Yarın düğünden sonra bu kız daha çok senin kızındır artık. O nasıl laf öyle Nesibe? Irak yere gelin veriyormuş gibi konuşma. Her zaman bir arada olacağız gene. Evden çıkan kız sahibine gider derler. Ayşe kızım da Suna gibi hiç üzmedi bizi. Sizi de üzmez. Kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Susuzluğun sızıyor, sızıyor başlarım Allah'ım.
Neden olduğunu sorun. Recep'e yardım edeyim. Onu olmaz bir işten caydırayım diye yalan yanlış konuşurken fazla ileri gittim galiba. İş bu raddeye kadar geldi. Geçmiş olsun birader. Geçmez mi? Kardeş gibi gördüğüm birinin yumruk acısı içimden çıkmaz galiba. Recep de Ayşe'nin düğünü yaptı. Suna kız boyun eğip kaderine razı oldu. Yüzü gülüyordu ama içi kan ağlıyordu Suna'nın. Recep'in vaziyeti farklı mıydı sanki? O da çevresine belli etmemeye çalıştığı derin bir hüzünle baş başa kalmıştı. Ayşe ile Recep baş göz olup çekildiler evlerine. Ama nerede Suna, nerede Ayşe? Recep'in gönlü Suna diyor da başka bir şey demiyor. Kimseye belli etmek istemiyor, içini türkülere döküyordu. Dertli dertli çalıp türküler yapıyordu Suna'ya. Kendisini yollara vurdu Recep. Gece gündüz dinlemeyin, dağ bayı, ova yayla dolaştı durdu uzun zaman. Suna ise içine kapandı iyice. İnsan içine çıkmıyordu artık. Recep arada bir evine uğruyor, evinin eksiğini yediğini tamamlıyordu.
Suna ise ancak ablasını ziyarete gittiğinde denk düşerse görebiliyordu Recep'i. Hep içine atıyordu ikisi de. Recep Suna'yı alıp yeniden kaçırmayı düşündü çoğu zaman. Fakat bu kez töreler daha da sert bir biçimde çıkacaktı karşılarına. Emmisinin, illaki de babasının şerefini düşünüp vazgeçti her ikisi de. Baktı ki oğluna, Sunasız yaşamak zor. Çareyi gurbete çıkmakta buldu Recep. Merhaba İsmail. İyidir Recep, senden ne var? Ahmet ne yapıyor? Ne yapsın garibim? Babasının tarlasında çalışır işte. Yerinde olsam gidip kusura kalma derim. Ne de olsa siz eski dostsunuz. Küçük bir lafla barışırsınız gene. Affedeceğini bilsem koşa koşa giderim. Fakat kalp camdandır. Kırıldı mı bir araya getirilmez. Neden küssünüz ki siz? Anlatmadım mı sana? Yo. Bu böyle olmayacak. Tek başıma ayakta durmayı öğrenmem gerekiyor. Bu geçimle iki baş doymaz baba. Ben Ayşe'yi alıp gurbete gideceğim. 3-5 kuruş biriktirip döneriz hayırlısıyla. Bugüne kadar edindiğim tüm bilgileri sana borçluyum dede. İnsan istemese saymayı bile belleyemez. Sen istedin, sen okudun. İyi bir hoca, iyi bir hafız oldun. Ben önünü açtım sadece. Sağ olasın dedem. Ben gurbete gidiyorum. Hakkını helal et. Helal olsun evladım. Çok geçmeden de yüklerini yükleyip yollara düştü Ayşe ile Recep. Şura senin, bura benim. Kona göçe yol aldılar bir zaman. Kasabalar geçtiler, şehirler gördüler. Sonunda da bereketli topraklar üzerindeki bir köy, köydeki bir çiftlik evine vardılar. Varlıklı bir ailenin çiftliğiydi. Unuturum diye çıktığı gurbet daha çok yakıyordu içini. Bir tek sazını anlatıyordu derdini. Ayşe ile iki yabancı gibiydiler. Sen
da yoldan sapı da. Hey suna boyun be. Recep memleketinden çıkıp gurbet yoluna düştükten sonra eriyip akmaya başlamıştı suna. Büyüklerinin de lafıyla kızı Sunay'ı Ahmet'le evlendirmeye karar vermişti çiftçi Kadir. Usul böyle değildir bilirim. Lakin vaziyetimiz güçtür. O yüzden gelmişim ayağına kadar. Estağfurullah Kadir. Buyur ne diyeceğini. Hiç lafı uzatmadan mevzuyu açayım sana. Benim küçük kızı biliyorsun. Hı, biliyorum. Oldum bittim sevmişimdir seninle olanı. Demem o ki... Gel ikisini de baş göz edelim. Hem bizim kız yaban ele gitmesin, hem de benim Ahmet gibi temiz bir damadım olsun. Sen bir oğlanla konuş, cevabını bana bildir. Baktın mı oturmuş öyle? Evet. Öldü öyle gördün mü? Bu aralar hep böyle. Ne olacak bu kızın hali bilmem. Allah büyüktür. Sen otur dinlen bacım. Tamam, ben tamam. Bir çay koyayım hocam. Hoş geldin hanım abla. Hoş bulduk Suna kızım. Babana mı arıyorsun bunu? Yok. Ya kime? Gönlümün Fatih'ine. Hayırlısı olsun Suna kızım. Ne? Yok baba, Suna benim bacım sayılır. Öyle deme oğlum. O eskidendi. Şimdi helalin olabilir artık. Olmaz. Olamaz. Baba, ben bugüne dek bacım olarak gördüğüm birini nasıl yavuklum olarak kabul edebilirim? Hangi vicdana, hangi mezhebe sığar bu baba? Kızını mutlaka birilerine vermeyi kafasına koymuş Kadir. Yaban ele gideceğine biz alalım derim ben. Anan öldü öleli bir kadın eli değmemişti evimize. Suna kızım hoştur. Sana güzel bir eş, bana da iyi bir gelin olur. Gerçi soldu son zamanlarda ama merttir. Erkek gibi bir kızdır Suna. Kızı illaki birine verecek mi bu adam yani? Yoksa ayağımıza kadar gelip böyle bir istekte bulunmazdı Kadir. O zaman tamam. Git iste bana Suna. Kararında katisin değil mi? Katiyim baba. Ahmet'le babası Suna'yı istemeye geldi. En çok da Suna şaşırmıştı bu işe. Bildiği kadarıyla Ahmet Recep'in en yakın arkadaşıydı çünkü. Nasıl olurdu da böyle bir şeye kalkışırdı? Çiftçi Kadir hiç düşünmeden verdi onu. Benden sana yar olmaz Ahmet diye geçirdi içinden. Sadece sana değil, hiç kimseye yar olmaz. Düğün hazırlıkları başladı. Suna'ya hiç danışılmamış, yine töre baskısı sonucunda kızın fikri alınmamıştı. Suna hiç umursamadı bunu yine. Recep'le evlenememişti ya, artık kimseyle evlenmeyi düşünmüyordu çünkü. İyi mi? Su getireyim mi? Gel içeri gidelim, su içelim. Tamam. Recep. Recep'im. Seni götürmeye geldim Suna.
Ya ablam ne olacak? Onun kılına dahi zarar vermeden ananla babana teslim ettim Sunay. Sen Ayşe'yi merak etme. Gel artık bana. Gel de bitsin artık bu hasret. Aramızdaki tüm engelleri kaldırdım. Gayrı senle ben varız. Senle ben mutluluğa uçacağız Sunay. Geliyorum Recep'im. Dur. Dur beni bekle. Dağları ovaları geçip başka diyarlara gideceğiz. Gitme. Bekle beni. Gel Sunay. Yetiş bana. Yetiş bana. Bekle. Recep'im beni bırakma. Recep'im. Recep'im. Recep. Recep. Recep'im. Kızım. Güzel kızım. Rüya gördüm. Suna kızım. Hoş geldin yavrum. Berhudar ol çocuğum. Kolay gelsin Sultan Hanım. Neyi ettin de geldin evladım? Kim geldi Sultan Hanım? Suna kızımız geldi bey. Sana hemen bir ayran yapayım. Pekmezle bal da çıkarırım sonra. İyice solup gitmişsin güzel kızım. İstemem Sultan Hanım. Ben sadece bir şey sormak için geldim. Hoş gelmişsin Suna kızım. Dur dur dur. Yorma kendini. Otur. Ablam gillerden uzun zamandır bir haber alamadım. Belki siz yeni bir haber almışsınızdır diye gelip bir sormak istedim. Haber alsak ilk geleceğimiz yer sizin ev olurdu kızım. Biliyorsun. Ne yazık ki bizim de haberimiz yok Recep'le Ayşe. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin oğlum. Geç otur. Sizi üçünüzü bir arada görmüşken izin verirseniz bir şey hakkında konuşmak isterim. Buyur söyle. Babam Sunay'ı bana istedi. Biliyoruz Ahmet oğlu. Kadir emmi de hemencecik verdi. Onu da biliyoruz. Suna, ben seni oldum olası bacı bildim kendime. Allah şahittir hala öylesin nazarımda. Benim tek maksadım vardır ağa dedem. Suna kızı bu halde bir el oğluna vermesin babası. Nikahlım olacak. Ama hep bacım olarak kalacak. Size şerefim üzerine yemin ederim. Recep benim kardeşimdir. Doğrudur. Düğününden evvel aramız açıldı. Kalbimiz kırıldı. Lakin kardeşlik kalp kırıklığından baskın çıkmıştır. Son lafım şudur ki siz büyüklerimiz olarak büyük bir hata yaptınız. Pahalıya mal olmuş bir hata. Lakin el ele verirsek vaziyetin bir nebze de olsa düzeleceğini zannederim. Lazım gelirse Ayşe bacıyla Kadir emmiyle de konuşmak lazımdır. Ancak bu benim vazifem değildir. Bu sizin vazifeniz. Çabucak yapıldı sunumun gününden acı şerbet içildi. Gelinlik esbabın dar mı biçildi? Ahmet daha ilk geceden sözünü tuttuğunu ispat etti. Sen burada kalacaksın Suna bacım. Ben yan taraftaki odada kalacağım. Bir ihtiyacın olduğunda seslenirsin. Babam merak etme hiç. Onunla konuşup durumu anlattım. Babam diye söylemiyorum, iyi adamdır. Anlayışla karşıladı meseleyi. Suna kızım mutlu olsun, başka şeyin önemi yok dedi. Aklıma gelmişken bacım, sana karşı bir mahcubiyetim var benim. Recep'le aramızın açıldığı gün ben kaşındım aslında. Seni ondan soğutmak için asılsız laflar ettim senin için. Yakışıksız laflar ettim. O laflar hep içimde dert olmuştur bugüne dek. Kusuruma bakma. Estağfurullah. Hakkını helal et.
Helal olsun. Hadi iyi geceler. Helal olsun. Allah senden razı olsun. İçini sıkıntı bürümüştü Recep'in. Huzuru tümden kaçmıştı sanki. Uyku haram olmuştu son günlerde. Kötü bir şeyler olacağını seziniyordu. Niyeti yoktu ama yine de memleketine dönmeyi düşünmeye başlamıştı. Ananı babanı özledin değil mi Ayşe? Özledim ya. Yarın sabah hazırlanmaya başla öyleyse. Bu kadar gurbetlik yeter bize. Hem bir ayrını da görmüş değiliz nasıl olsa. Elimiz görüyor, cebimiz görmüyor burada. Hasretlik de cabası. Daha geceden hazırlanırım ben Recep ağam. Sen hiç meraka kalma. Çiftlik sahibine gitmek istediklerini söyledi Recep. Çiftlik sahibi hak verdi ona. Al şu parayı. Biz bu parayı hak etmiş değiliz ağam. Olsun, karınla yola gideceksiniz. Lazım olur. Paramız vardır hamdolsun. Fazlası lazım değildir. Alsana Recep bu parayı. Helal etmişim, korkma. Al hadi al. Şura senin, ora benim. Yine kona göçe tuttular memleketlerinin yolunu. Günlerce yol teptiler. Hastalığı iyice ilerlemiş olan Suna da çoktan düşmüştü ölüm döşeğine. Ahmet'in ve ağa dedenin binbir zahmetle kasabadan getirdikleri başka başka doktorlar bulamadı Suna'nın hastalığının tedavisini. Hepsi de aynı şeyi söyledi. Maalesef çok geç kalınmış. Sonunda geldiler topraklarına ve aldılar acı haberi. Samyeli savurdu, küllerim yoktu. Ha ha ha!
Ne oldu adam? Ne geldi böyle bizim başımıza? Anam! Gece kardeşim alacakmış bizden. Anam! Anam! Nedir bu böyle anam? Sunam. Recep. Geldim Sunam. Ne kadar denediysem olmadı. Hasretine dayanamadım seni. Sunam. Emmim kızı. Sevdiceğim. Kocaldın mı bu genç yaşta Sunam? Karayerde biten menevşeydin sen. Bu zulme dayanamayıp boynunu mu büktün sonunda? Bahçede alışan çölde yatar mı Sunam? Uyan ne olur. Beni bırakıp gitme. Ne olur beni bırakıp gitme. Senin için. Senin için öldüm. Sunam. Muradını erememiş gelin diye yazsın örmezler taşın. Gönül İstanbul gibidir. Fethi Zor, Fatih Tek. Benim Fatih'im. Benim Fatih'im. Sensin. Sefil baykuş ne yatarsın burada? Yok mudur vatanın, illerin hali? Küskün müsün selamımı almazsın Şeyda bülbül gibi dillerin hani dillerin hani Emmi oğlu küsmemişim Suna kızın son isteğini yerine getirdi Recep. Mezar taşına muradına erememiş gelin diye yazdırdı. Gelinliğiyle defnedilmişti Suna. Şu yalan dünyayı terk etmişti. Kalkamam ayağa, hallerim yoktur, hallerim. Kametimi büktü belimi Kalkamam ayağa Hallerim yoktur Hallerim yoktur
alışmış kaşların var mı karası? Alaydı gözlerinin binası. Kocaldın mı 15 yaşın sunası? Yok mudur talkatın hallerin hani? Hallerin hani? Kocaldın mı 15 yaşın sunası? Yok mudur talkatın hallerin hani?